150 metre yanında böyle bir pınar var. Tarihi bir pınar. Ufak ufak da yerimize geçelim. Alaşağır'dayım. Tamı tamına 31 dönüm 654 metre kare bir yerdeyim. 31 dönüm 654 metre kare bir yerdeyim. Kocaman arkamda da manzarayı da görüyorsunuz. Etrafı ormanlarla çevrili. Benim kendi köyüme kuş uçumu 1 kilometre. Yoldan gidersek 2 kilometre. Karşı köy. Orası da Yörük Köyü. Ömerlere de yine kuş uçumu 1 kilometre. Yoldan gidersek 2 kilometre mesafede bir yer. Şimdi gezmeye çalışacağım dedik Veli abiyle ama 32 dönüm, 31,5 dönüm gez gez de bitmez. Hayvan da salmamışlar bugün. Bayağı böyle oat olmuş burası. Görüyorsunuz arkamı komple. Elimizin döndüğü, kameramızın katrajının da aldığı şeklinde sizlere tekrardan Veli abiyle sınırlarını göstermeye çalışacağız. Arkam görebildiğiniz yer. Bir de bu ön tarafım böyle komple gidiyor. Fiyatını da açıklamalar bölümünde yazacağım. Burada çok güzel koyunculuk olur. Koyunculuk için bir çiftlik olur. Yolu var. Yolla ilgili hiçbir sıkıntınız yok. Asfalttan Ömerler, Alaşar asfaltından burası 200 metre. Ama resmi değil, ormandan yolu var. Orman yolu yani 150 senelik, 200 senelik orman yolu var. Resmi olarak yolu yok. Şöyle yani tarlanın altından koca böyle Londra asfaltı gibi yol geçiyor. Stabilize yol geçiyor ama resmi değil. Sadece kadastromuz zamanında geçerken bu tarlanın alt bölümünde 74 metre bir bölümü kadastro yolu olarak göstermiş. Ama o 74 metrenin ne arkası var ne önü var. Yani bu tarafından gelen buraya kadar ormandan yol. 74 metre resmi. Yine devamı orman. Böyle bir saçmalık oluşmuş. Ama yolu var. Resmi değil. Yerimiz güzel. İyiyim olasılığı yok ya. %5 diyelim iyimi. %5 var, %3. Şu alt kısımda çok az bir 2 dönümünde, 3 dönümünde %15'lere çıkabiliyor. Kamerada da zaten görüyorsunuz. Hani burada koyun sayısı yapabilirsiniz, koyun ağırı yapabilirsiniz buraya. Gerçekten güzel. Su olasılığı artıcanla suyu bulabilirsiniz. Su çıkartılabilir. Yaklaşık da zaten 150 metre ilerisinde büyük bir pınarımız var. 500 metre ilerisinde de yine büyük pınarımız var. Bölgede su çıkarılabiliyor. Ama 20 metreden ama 50 metreden. Şöyle kamerayı da ben de alayım. Anlattık bir seferde. Bir de yerimizi gösterelim. Yerimiz gördüğünüz gibi böyle. Bakın. Bu üst bölge avluyu görüyorsunuz. Bu şekilde böyle. Tamı tamına 31 diyelim 654 metre kare bir yer. Şimdi Ömerler köyde katraca gelecek. Şöyle de gidelim. Böyle de gidiyor. Burada da böyle. İçinde meşe ağaçları var. Kuş sesleriyle böyle cıvıl cıvıl. Çok güzel bak burada çiftlik olur. Çiftlik oluşabilir.
köylere yakın. Gönen 13 kilometre. Üst tarafı ne yapmışlar abi, temizletmişler mi üst tarafını? Bak başka bir tarafı, üst tarafı. Evet, kepçeyle mesela bak üst tarafı ormanlıkmıştı, orayı temizletmişler. Yerimizin sınırları bu şekilde, ağaçlarla birlikte dönüyor. Bu şekilde buradan böyle dönüyor, yine böyle. Böyle şu arası ortada kalıyor. Bu şekilde. Güzel ya Veli abi. Vallahi koyun için sen çok koyun bakmışsındır burada. Süper ya, gerçekten burada. Şimdi Veli abi de su çıktı köyünden. Evet. Dedim ki burayı biliyor musun? Ben biliyorum dedi ya. Eskiden çok koyun yaydım ben burada dedi. Yani yaydım abi, Ömer diye çocuk tutuyordu burayı. Anladım, koyunları saldım. Ömer dedi ya, sen niye abi saldın koyunlar dedi ya. İnek salacaktım dedi, ben gene geri çevirdim. Ha, sen kaçak geldin buraya. Kaçak geldim. Çıktı karşı yolun bir tarafı bizim. Evet, burada merap ot bol olduğu için. Evet, burası Alaşar merası. Evet. Ama çok güzel ot oluyor burada. Evet. Senin köy buraya kaç kilometre? Benim köy 2 kilometre buraya. Ya benim, sallama şimdi, Ömerler 2 dedim, Alaşar 2. Çocukta nasıl 2 oluyor yolsun? Benim koyunların sayısı normalde 1,5-2 kilometre en fazladır. Koyunlarımın sayısı de. Koyunlarımın sayısı. Köyüm deme, köyün 4 kilometre vardır buraya. Var, var. 4-5 var, var yani. Köyüm var. Doğru. Sallama Ziya yani. Veli abi böyle hemen anında sallama çayı yapıyor, hemen 2 kilometre diyor. Veli abi. Şu an konuşma. Senin sesin arkada kaldığın için duymuyorlar. Veli abi. Ama yer güzel değil mi Veli? Burada ne iş yapılır Veli abi? Abi burada meyvacılık olur. Koyunculuk tamamen olur. Hı-hı. Keçi istersen tamamen olur. Yani süper bir şey. Yani bir başka bir meraya çıkmana gerek yok. Zaten yanları o orman komple. Alt tarafında çeşmede sula. Gerisal. Su bol. Burada tarlanın içinde de su çıkar. Çıkar değil mi? Çıkar. Su çıkar abi. Su, suyun zaten aşağıdan çıkıyor. Suyun gölleri bu gölgelerde. Evet. Alt tarafında çeşme var. Evet. Yola da ineceğiz. Ne diyorsun Veli abi? Abi kendi kendine çalıp kendi kendine oynama. Kameraya gel söyle. Orada dediklerini anlamıyorum vatandaş. Abi şu meşe ağacını görüyor musun? He, görüyoruz. Meşe ağacının içinin dibini temizleyeceksin. He. Ama koyunlar bu meşenin gölgesinde yatar, serin serin. Buz gibi olur bura. Öyle mi? Evet. Devam ediyoruz. Alt bölgesine geldik. Nereye gittim Veli abi? Orada tiken çok ya. Ot olmuş çok. Çok da bal arısı var ha. Bu da açık olan sınır ama böyle gidiyor tapuda. Şimdi yola indireceğim ben sizi buradan. Burada tapunun içerisinde. Ama bir iki dönüm falan herhalde bu şekilde içerisinde. Orman olarak. Burası zaten tarlaya çıkış yolu. O yol değil, tapunun içerisinde burası. Eskiden de traktörle de buradan çıkmışlar öküz arabaları ama köylü üst taraflardan, başka yerlerden geliyor. Araba nerede kaldı bizim Veli? Şuradan çıkalım. Evet, burası tapumuzun içerisinde. Yola sizi götürüyorum. Nereden? Oradan inebileceğiz mi? İneceğiz. İniyoruz. Buradan da
Evet, şu an yerimizin sınırı bitiyor ve aracımızın yanına devam etmeli. Aracımızın yanına da çok şükür ulaştık. Yolumuz burada. Aracımız şu an şu bölge yerimizin sınırı, yolumuz da burası. Kışın traktörler geçmiş bu bölgeyi, biraz yağarmışlar. Değil mi Beli abi? Gelsene be, veda edelim. Gel, tut kamerayı. Hayalimizi de kurduk. Sen et bugün veda ya. Hadi. Sevgili arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like tuşuna basmayı unutmayın. Bizi takip edin. Telefon numaralarımız 0532 067 09 39'dan bizlere ulaşmayı unutmayınız. Allah'a ısmarladık. Bu kadar.